Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala çözülememiş ve Türkiye'de oldukça iyi bilinen bir dava olan Hande Çinçitaş cinayetini konuşacağız. Hande ölü bulunduğunda henüz 12 yaşındaydı. Annesi Handan Yılmazer 21 sene boyunca davasından asla vazgeçmedi. Bir televizyon programına katılarak davanın çözülmesine olan inancını devam ettirdi. İnancı boşa çıkmadı. 2020 yılında davayla ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. ...2001 yılında o zamanlar 12 yaşında olan Hande, İstanbul İçerenköy'de yaşıyordu. Annesi Handan Yılmazer ve babası Nezih Çinçitaş ayrılmışlardı. Babası Nezih, Şehnaz isimli bir kadınla tekrar evlenmişti. Hande, bu evde babası ve üvey annesiyle birlikte yaşıyordu. 4 Ocak günü Hande Çinçitaş yaşadığı o evde katledildi. Yapılan ilk incelemelerde anlaşıldı ki eve kapı zorlanmadan girilmişti. Yani eve daha önce giren, orada yaşayan ya da Hande'nin kapıyı açtığı biri olmalıydı. Hande Çinçitaş'ın başına vurulmuştu. Bedeninde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunan cansız bedeni babası Nezih Çinçitaş tarafından bulundu. Polisler eve girdiğinde Hande holün sonundaki odada yerde uzanır vaziyetteydi. Olay yerinde bu korkunç cinayette kullanılan biri kırık, iki bıçak ve çekiç bulundu. Yıllar sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın getirilmesinden ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan ekip failin meçhul dosyaları tozlu raflardan indirdi. Hande Çinçitaş dosyasını inceleyen ekibin ilk dikkatini çeken baba ve üvey annenin tanık olarak ifadelerine başvurulmasıydı. İfadelerde babanın çelişkili bilgiler verdiğini gördüler. Polis baba ve üvey annenin cep telefonu HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Baba ifadesine göre olay günü evden çıktıktan sonra Küçük Bakkalköy İcra Müdürlüğü'ndeki bir arkadaşına gitmişti. Üvey anne Şehnaz ise kendi çocuğunu hastaneye götürmüş, asker muayenesi olduğu için muayene ettirememiş, ameliyat olan kız kardeşinin evine gitmişti. HTS incelemesinde babanın gittim dediği yerlerden sinyal alınamadı. Telefonu ev ve iş yeri yakınından sinyal veriyordu. Baldızını ve kızını telefonla aradığını söylemişti. Ama bu aramalarda kayıtlarda çıkmadı. Nezih Çinçitaş, İcra Müdürlüğü'ndeki arkadaşının adını da hatırlamadı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde asker muayenesi yapılmamıştı. Ameliyat olduğu söylediği kız kardeşiyle ilgili hastane kaydına da rastlanmadı. Gittiğini söylediği yerlerde HTS kayıtlarında sinyal bulunamadı. İkisi de yalan söylüyordu. Fakat olay yerinde eşleşen DNA izlerine rastlanılmadığı için herhangi bir şey de kanıtlanamıyordu. Hande'nin kısa süre içerisinde öldüğü, ancak katil veya katillerin buna rağmen rahat hareket ederek küçük kız çocuğu üzerinde cinayet silahlarını kullandığı biliniyordu. Katilin o gün Hande'nin iddialara göre evde tek olmasını fırsat bildiği, bu fırsattan istifade ederek küçük kız çocuğunu acımasız, korku dolu anlara mahkum ederek canını aldığını düşünüyorlardı. Şehnaz Çinçitaş'ın cenaze sırasında güldüğü ve baba Nezih Çinçitaş'ı sonunun Hande gibi olacağını söylediği iddia edildi. Baba Nezih Çinçitaş'ın iş yerinde kanlı ütü masası bulunmuştu. Bu kanın Hande Çinçitaş'a ait olup olmadığı büyük bir soru işareti olarak kaldı. Baba Nezih Çinçitaş'ın olay günü evi aradığı, ancak lambalar kapalı ve son oda olarak Hande Çinçitaş'ın odasına baktığı açıklaması yine soru işaretlerini beraberine getirdi. Peki Hande'nin katili kim ya da kimlerdi? Baba veya üvey anne baş şüpheli konumundaydılar. İkisi de birbirini suçluyordu. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bütün bu çelişkileri rapor haline getirdi. 2 aylık çalışmayla hazırlanan rapor savcılığa sunuldu. Savcılık raporu incelediğinde baba ve üvey anne hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyette baba Nezih Çinçitaş 8 saat, üvey anne Şehnaz Çinçitaş 5 saat boyunca sorgulandı.
Bütün bu çelişkiler ve yeni tespitler önlerine konulduğunda Nezih Çinçitaş eşinin kızını hiç sevmediğini ve onun yapmış olabileceğini söyledi. Şehnaz Çinçitaş ise eşinin yapmış olabileceğini söylüyordu. Onun Hande'yi sürekli dövdüğünü söyledi. Bu iddialardan sonra ikisi de tutuklandı. Baba Nezih ilk ifadesinde anahtarı evde unuttuğunu, başka bir ifadesinde de evde masanın üstünde bıraktığını söylüyordu. Cinayet günü evde bulunamayan anahtarı, 10 gün sonra polis gözetiminde eve giren baba, Hande'nin cansız bedeninin bulunduğu odada bulmuştu. Anahtarı masanın üzerinde olduğunu söylemişti ama eski fotoğraflara bakıldığında Hande'nin bulunduğu odada yoktu. Muhtemelen sonradan kendisi oraya koymuştu. Nezih Çinçitaş ifadelerinde cinayet günü apartmana girdiğinde Hande'nin 6. katta yaşayan okul arkadaşına kızını görüp görmediğini sorduğunu söylüyordu. Sonra da dairesine inince kapıyı aralık bulmuş, içeri girip son baktığı odada kızının cesedini görmüştü. Anlattığı hikaye böyleydi. Buna karşın komşusu Yunus Savaşkan, Nezih Çinçitaş'ı apartmana girerken elinde sarı bir bidonla görmüştü. Doğrudan dairesine gittiğini ve kapıyı anahtarla açtığını söyledi. Çünkü anahtarın sesini duymuştu. O bidondan hiç söz etmemişti Nezih Çinçitaş. Sorunca da inkar etti. Oysa olay yeri fotoğraflarında sarı bidon salonda koltuğun üzerinde duruyordu. Nezih'e fotoğraf gösterildi ve yine inkar etti. Polise göre bidonda benzin vardı. Anahtar da başından beri babanın ellerindeydi. Kırık bıçağın sapında daha önce babanın parmak izi çıkmıştı. Bu iz için baba bıçağı cesedin yanında gördüğünü ve sapından tutarak kenara koyduğunu söylemişti. Son incelemede bıçağın keskin yüzünde DNA çıktı. Babaya ifadesi hatırlatılınca bu kez de keskin yüzünden de tuttuğunu söyledi. Üzerinde bulunan DNA bir kan DNA'sı mı veya başka bir DNA mı bu tam olarak bilinemiyor. Ayrıca babanın keskin tarafından tuttuğunda orada bir DNA varsa babanın demek ki elini kesmiş olması gerekiyordu. Fakat inceleme yapan ilk polisler bunu atlamışlardı. Yani en azından adamın elinde bir kesik görmemişlerdi. Eğer bu kesiği görmüş olsalardı o zaman bu iş çok daha erken çözülebilirdi. Toplamda 3 başlıca çelişki vardı. Fotoğraf, bidon ve bıçak. Bu üçü davanın çözülmesini sağlayacak 3 ana kanıt olacaktı. Aynı zamanda Nezih Çinçitaş'ın ruh sağlığıyla ilgili birçok şüpheye de yer verildi. Bunu kendisi yaptı. Tüm yalan beyanları, çelişkili ifadeleri ve değiştirilen olay yeri bulguları onun sonunu hazırlayacaktı. Ayrıca kişilik bozukluğuna sahip olduğu da düşünülüyordu. Aradan tam 19 yıl geçmişti. Dosya kapanmamıştı. Handan Yılmazer adaleti bekliyordu. Kızının katillerinin yakalanmasını istiyordu. O, Nezih ve Şehnaz'ın kızını katlettiğine emindi. Bunun için neredeyse tam 19 yıl beklemişti. Olay yerinde çok önemli bir ayrıntı daha vardı. Hande'nin ellerinde saç telleri bulunmuştu. O dönemin teknolojisine göre bu saçlarla DNA analizi yapmak pek mümkün değildi. Olay yeri inceleme işlemleri sırasında Hande Çinçitaş'ın avucunda bulunan saç tellerini günümüz teknolojisiyle bir daha incelemek istenince cinayet çözülüyor gibi olmuştu. Polis ekipleri saç tellerini 19 sene önce de incelemişti. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinçitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Cinayet mahallindeki kapılarda herhangi bir zorlamanın bulunmaması 2001 yılında da katilin tanıdık biri olabileceği düşüncesini doğurmuştu. Ancak saç tellerinin yeniden incelenmesiyle bu ihtimal de kesinleşti. Cinayetle ilgili baba Nezih Çinçitaş'la üvey anne Şehnaz Çinçitaş gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 4 gün sorgulanan şüpheliler cinayeti itiraf ettiği iddia edildi. Ama elde somut deliller düzgünce yoktu. Baba Nezih'le üvey anne Şehnaz'ın canavarca ve eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kastetme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 6 ay boyunca tutuklu bulunan ve tutuklu yargılanan Nezih ve Şehnaz'ın Nisan 2021'de tahliyesi edildi.
ev hapsi kararı verildi. Böyle bir kararın ardından Hande'nin annesi Handan Yılmazer adeta yıkıldı. Adaletin sağlanamadığını düşünüyordu. Bir insan kendi evladına kıyabilir miydi? Elbette bu soruyu defalarca sormuşuzdur. Bu olayda baba Nezih'in akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülüyor. Hatta ara ara onun Hande'nin mezarının başında ağlarken ve konuşurken gördüğünü söyleyenler oldu. Bazılarına göre üvey anne cinayetiydi bu. Şehnaz, Hande'ye asıl öldürücü darbeleri vuran kişiydi. Nezih ise ona yardım etmişti. Her ne kadar dava çözülmemiş olsa da o güne dair artık bu iki insanın itiraflarından başka bildiğimiz bir şey yok. Anne Handan Yılmazer, tahliye kararına itiraz edeceğini gözyaşları içinde söyledi. Hande için belki adalet bir gün sağlanır. Hande Çinkitaş'ın başına gelenleri ve dava sürecini birlikte takip ettik. Bu video benden çok fazla istenmişti. Bu arada yani bu video şu şekilde benden istenmişti. Bu davanın çözüldüğüne dair. İşte DNA bulunmuştu, adamlar tutuklanmıştı. Hande Çinkitaş'ın katili 19 yıl sonra bulunmuştu. Tabii Türk medyası bunu bize bu şekilde lanse etmişti. Ama bu Zodiac olayında da gördüğümüz gibi bir tıklanma sevdası, bir izlenme sevdası yüzünden bu şekilde lanse edildiğini farkına vardım. Yani davayı incelediğim zaman ben bunu çözülmüş bir dava olarak anlatacaktım size. Fakat devamında gördüm ki dava daha çözülmemiş ki. Adamların yargılanması devam ediyor. Belki gerçekten katiller, orası ayrı. Zaten insanların birçoğu onların katil olduğuna inanıyor. Ama mahkeme karşısında henüz suçları kesinleşmediği için bunun çözülmüş bir cinayet olduğunu söylemek imkansız. Ve bu cinayetin de 19 yıl sonra çözüldüğünü söylemek imkansız. Maalesef basınımız bu şekilde çalışıyor. Şimdiden bu uyarıyı yapayım da ondan sonra bana da videonun altında ya abi bu cinayet çözülmüştü, sen hala çözülmemiş diyorsun falan demeyin. Evet, bir büyük ihtimal var ortada. Bu büyük ihtimalle siz de katılıyorsanız veya katılmıyorsanız yorumlarda bunu görmek isterim. Yorumlarda gelin bu konuyu tartışalım. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.